Herkese yepyeni bir videodan merhaba. Şu anda Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Emir'le birlikte Paris'e gidiyoruz. Emir de şu an kameranın arkasında. Çok heyecanlıyım. Şu an tatil mi, okullar mı tatil olacak artık bilmiyorum. O kadar kalabalıktı ki. O kadar uzun bir sıra vardı ki. Sıranın sonunda bir tane kadın geldi Emir'in yanında bir şeyler derken. Emir bir anda kayboldu arkada. Ben geçtim, Emir kaldı. Soluma bakıyorum yok. Bir de hani dikkat çekici bir şey giyiyor, anladınız mı? Hani onu görmem lazım yani. Hani hiçbir yerde yok. Ben bir panik oldum. Önüme de sürekli birileri çıkıyor. Emir arkada kaldı. Neredeydin sen? Arkama bir baktım, Emir yok. bu dua ASMR'ı değil. Evet, anlat, nereye kayboldun? Elektronik pasaport sırasına girdik. Orada pasaportumu okuttum. Sonra kameranın beni tanıması gerekiyor. Oradaki kamera benim suratımı uyuşturamadı pasaporttaki fotoğrafımla. Halbuki de gözlüğümü, çok ünlü bir fotoğraf, yani surat yani. Herkes tanıyor yani. Çıkarıyorum, takıyorum, saçımı değiştiriyorum. Arkamda kuyruk uzadı, insanlar cık cık yapıyorlar, beni bekliyorlar. Cringe oldum orada beklerken. Ecel terleri döktüm. Oradaki görevlileri ki sen buradan geçemiyorsun, tanımıyor seni dedi. Başka sıraya yönlendirdi. Bir de o sıranın sırasını bekledim. Neyse ki sonra polisten geçtim. Bir panik yaşadım ama. O kadar uzun bir kuyruk vardı ki ben hayatımda bu kadar uzun kuyruk görmedim. Ucu bucağı görünmüyor kuyruğun ve herkes uçaklarına geç kalıyor kuyruk yüzünden. Ve insanların o paniğini gördüm ve resmen yaşadım. Arkadaşlar Pegasus ne yapmış biliyor musunuz? Şimdi biz bir tane kabin bagajı aldık ya. Sırt çantası aldığınızda bu sırt çantasını almıyorlar. Bunun için ekstra para ödemeniz gerekiyor. Yani uçağın içine sadece bir parça sokabiliyorsunuz. Böyle bir saçmalık yapmışlar. Biz de Emir'in sırtına çantayı saklayacağız. Aynen, benim montum büyük olduğu için sırtıma. Emir'in sırtına koyacağız gibi. Şimdi. Aynen, sırtıymış gibi. Emir böyle biraz kambur yürüyecek. Geç kaldık galiba uçağımıza. Neyse, İnşallah sesimiz gelmiştir. İnşallah, aynen, bunlar boşuna gitmemiştir. Size bir kapatırken ASMR yapayım mı? Dua ASMR. Dur bekle. Bismillahirrahmanirrahim. Etteyyatü lillahi ve selavatü ve tayyibat. Devam var onun. Tamam, devamının hepsini mi okuyacağım burada? Neyse arkadaşlar. Namaz duaları. Burada videoyu kapatıyorum. Uçağa gittiğimde böyle şeyler çekerim. Büyük ihtimalle Paris'te açarım. Evet arkadaşlar, en son sizi havaalanına kapattım. Emir şöyle diyordu, uçağı kaçıracağız galiba falan gibi bir şey dedi. Bana kamerayı kapattırdı, oradaki linkler ve hurdalıklarla bana kamerayı kapattırdı. Ondan sonra biz orada işte sinem çektik, ne bileyim ben çantamı topladım falan bir şeyler yaptım derken bir baktık gerçekten uçağı kaçırıyoruz. Uçağımız 12.55'te, saat de böyle 12.53 gibi bir şey. Emir dedi uçağı kaçırıyoruz falan dedi. Biz hemen toparlandık, hemen koşmaya başladık. Gate'e doğru koşuyoruz. Bizim kapının orası da böyle aşırı kalabalık olduğu için biz ta diğer tarafa gitmiştik. 2 dakika, 3 dakikalık bir koşma mesafesinde bir yere gitmiştik. Tam biz koşmaya başladık. Emirhan Başalan, Gökberkçioğlu ismimiz okunmaya başladı. Ben kendi ismimi duymadım da Emirhan'ı duydum. İsimlerimiz okunmaya başladı. Hadi kapınız kapanıyor artık gelin gibi. Biz orada insanları güzel bekletmiş miyiz? Bizim yüzünden rötel yedi uçak yani. Ondan sonra ben de dedim ki aa dedim ne güzel uçağımız saatinde kalkıyor falan filan derken uçak 1 saat rötel yedi. 1 saat rötel yedi. Uçağın içinde de yedi. En sevmediğim şey. Abi dışarıda ye. Onu da sevmiyorum da hani dışarıdayken yediğin rötel o kadar koymuyor. Ama uçağın içinde bekle demeli olan röter o kadar iğrenç bir şey ki hiç beğenmiyorum. Neyse biz bir şekilde Paris'e indik. Paris'e indiğimiz gibi bizi orada bir sorguya aldılar. Pasaport çayından geçerken bizi sorguya aldılar. Bakın hatta video çektim. Gir oraya. Arkadaşlar şimdi ben pasaport kontrolünden geçtim. Anlamadım yani, sanki ülkeye şey geliyormuşum gibi. Nereye gidiyorsunuz? Ne zaman dönüyorsunuz? Dönüş biletini görebilir miyim? Nerede kalacaksın? Buradan nereye gideceksin? Dedim buradan Rotterdam'a gideceğim, Amsterdam'a gideceğim, Hamburg'a. Hepsini tek tek Flixbus'larını görmek istedi. Kalacağım yeri görmek istedi. Anlamadım yani. Bir gerildim. Şu anda Orly Havaalanı'na inmiş bulunmaktayız. Emir bekliyorum. Emir hala geçemedi. Hep bir arkada kalıyor sırada, anlamadım. Bir şey oluyor ve biz ayrılıyoruz sürekli. Şimdi bekliyorum onun gelmesini. O geldikten sonra buradan da bavulumuzu alacağız ve artık Airbnb'ye doğru yola çıkacağız. Sonunda Emir geldi. Emir'le buluştuk. Bavul kısmına geçtik. Bavul kısmında ne görelim? Bavulumuzun tekerleği kırılmış. Şimdi başladı benim bavul gelecek mi gelmeyecek mi korkusu. Come to mama. Bakalım bir tekerlek sıkıntısı var mı? Yok. Şu an Emir çıktı, geçtik, bavullarımızı aldık. Ve sonra fark ettik ki bavullarımızdan bir tanesinin tekeri kırık. O yüzden orada hemen hasarlı bavul bürosu var. Oraya girdik ve orada hemen işlemleri başlattık. Bavulumuza verdikleri zararı geri karşılasınlar diye. Zaten ileride de izleyeceksiniz. Eğer beni Instagram'dan da takip ediyorsanız bu hasarlı bavul da zaten sonradan kayboluyor. Ama siz daha bunu bilmiyorsunuz.
Neyse bu formu falan hallet. Artık evimize döneceğiz. Tramvaya binmemiz gerekiyor. Orada bir tane çalışan gibi bir kadın var. Dedik nasıl gideceğiz falan. Bize yardımcı oldu sağ olsun. Biletimizi aldık. Tramvay geldi. Bindik tramvaya. Bakın. Şurası tramvay tamam mı? Bakın şurası tramvay. Bindim. Şurada koltuk var. Döndüm. Elinde çünkü bavullar var. Bir şey yok bu arada. Hani basit. Hani bir, hiçbir şey yok yani ortada. Ortada bir direk var. Burada 2-3 tane. Bütün koltuklar boş. Neyse biz geçtik. Oturduk. Bavullarımızı koyduk. Hareket etti. Bir tane kadın geldi bize. Biletinizi görebilir miyim dedi. Ben de dedim ki. Hani herhalde bu kadın bakıyor biletlere diye düşündüm. Sonra baktı kadın. Yanına bir adam çağırdı. Adam geldi. Demesin mi bize ceza yediniz? Dedim ki niye ben biletimi aldım dedim. Dedi ki bana sen biletini aldın ama buraya basmadın bu bileti. Diye bize sen yaz ceza. Orada emir bir anda benim hiç gücüm yok artık anladın mı? Çünkü biraz da soğuk yağmıyor yani üşüyordum. Benim gücüm yok ben direkt ödeyecektim. Emin orada bağırmaya başladı. Biz de turistiz dedi. Ayrıca ben dedi görsem zaten öderim dedi. Aldım biletimi yani ne yapacağım bileti? Ki adam böyle yapıyor. Size diyor hediye olarak diyor bir tane bastırayım diyor. Normalde diyor 70 euro ama siz diyor 35 euro bastın falan. Bu bildiğiniz turist avı yani avcılığı anladınız mı? Kadın resmen direkt burada şurada basıyorsunuz. Kadın böyle önünde duruyor anladın mı? Yani sen zaten bunu göremezsin yani bunu bilmeyen birisi. Bunu göremez. Neyse eve geldik. Çok yorgunduk. Ev sahibiyle falan muhabbet ettik. Odamıza geçtik. Odamız gerçekten çok güzel. Yarın odamızı gösteririm. Evde kalmaya karar verdik ve Kızılcık Şerbeti izleyeceğiz. Dinlendik. Sonra markete gittik. Marketten pizza aldık. Bakın bir tane bunu aldık. Bir tane bunu aldık. İkisi de böyle vejetaryen peynirli pizzalar. Bir tane şöyle 7-Up çerili gazoz aldık. Ondan sonra kekimizi aldık, cipsimizi aldık. Yemeklerimiz pişsin. Kızılcık Şerbeti izlerken bunları yiyeceğiz. Yarın da kalkıp çok güzel bir geziye başlayacağız. Emir'in doğum gününde yarın kutlayacağız. Are you happy to be in Paris? No. Şu anda no. İkinci gününden herkese merhaba. Şu anda uyandık, hazırlandık. Sabahın köründe kahvaltıya gidiyoruz. Hava yağmurlu ve soğuk. Ağzınızdaki duman çıkıyor yani. Öyle bir soğuk düşünün. Şu anda kahvaltı yapmaya Starbucks'a gidiyoruz. Paris'in bu ünlü meşhur bir tane Starbucks'ı var biliyorsunuz ki. Oraya gidip orada bir kahvaltı yapacağız. Kruvasan, kahve artık bir şeyler yapacağız. Orada açarım kamerayı. Arkadaşlar şu an metrodan çıktık. Şimdi Paris'teymiş gibi hissediyorum ve Starbucks'ta kamerayı açacaktım ama bir şey anlatacağım. Biz şimdi Navigo kart aldık. 2 günlük yani youth 26 yaşınızın altındaysanız öğrenciler için hafta sonu indirimi var. Günlük böyle 4 euro gibi bir şey galiba. 2 euro da karta veriyorsunuz. Totalde ben karta ve 2 gün sınırsız geçmeye 11 euro 20 cent ödedim. Metrodan indim. Şimdi de Starbucks'a doğru yürüyorum. Kuş Emir. Hale gördüm sende. Şimdi burası neden ünlü onu göstereceğim size. İçerisini gösteriyorum hazırsanız. İçeceklerimizi aldık Emir'le. Emir'in bugün doğum günü olduğu için Emir'e bedava verdiler. Hem de büyük boy verdiler. Şimdi bunu neden içmedin ben? Çünkü bakın benimki böyle kaldı onunkinin yanında. Şimdi benim ismim çok zor olduğu için ben yurt dışında kendime bir isim taktım. Alex. Artık beni Alex olarak bilin. Yeni YouTube kanalı açıyorum. Alex Çiloğlu diye. İsim Alex. Neden Alex bilmiyorum. Kısa olduğu için büyük ihtimalle. Emir de dedi ki benim de ismim Alejandro. Benim de ismim Alejandro dedi. Ama kadın dedi ki sadece bir isim alabiliyorum dedi. O yüzden sadece benimkini aldılar. Nasıl buluyorsun doğum gününde burada kahvaltı yapmayı? Beklediğimden alt seviyede kaldı bence. Lezzetler güzel değildi. Ve mekan bence küçükmüş. Aslında katılıyorum. Mesela kruvasan yedik. Bizim oradaki peynirli poğaçalar daha güzeldi. 10 üzerinden 5 veriyorum. Sırf burası ünlü diye. Bir de Emir'e bedava kahve verdiler diye. Yoksa 3 falan veririm. Kaç veriyorsun? 6. Mekan da bu arada çok çok küçük. Yani beklediğinden aşırı küçük. Her yerde ayna var. O yüzden büyük gözüküyor. Ama o tam güzel yani. Arkadaşlar. Şu an var ya. Oho. Checklist'tik. Şimdi bu yolu yürüyoruz. Eyfel tam şurada bakın. Bu yolun sonunda solda. Çok heyecanlıyım. Herkes hazır mı? Arkadaşlar şu şapkalardan istiyorum. Sırf anı olsun diye. Emir kadınlar takıyor diye bana taktırtmıyor. Doğru bari. Hiç de öyle bir kural yok. 12 tanesi 5 euro. Alalım bunlardan işte. 6 6. Herkese alayım burada. Arkadaşlar 3. Hazır mıyız? 2 1. Emir. Burada. Çok güzel. İnanmıyorum.
Arkadaşlar. Çok mutluyum. Ben bunu böyle izlerim ki saatlerce. Abartma demir yığını ya. Bu buradan bakır rengi oldu bu taraftan. Etrafına dolaştık sadece. Yoksa bir tarafı böyle hani rüzgardan okyanusun bilmem nesi bir şey gelmiştir de oradan şey mi olmuş? Şu anda Eiffel Kulesi'nin tam karşısındayım. Siz şu an göremiyorsunuz. Işık arkadan geldiği için çok karanlık çıkıyor. O yüzden bu şekilde konuşuyorum. Eiffel Kulesi ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Eiffel Kulesi bütün dünyada Fransa'nın sembolü olarak ifade ediliyor. Aslında Eiffel bir fuar için kuruluyor. Başta yapıldığında sadece 20 yıllık bir yani 20 yıl kalacak diye yapılıyor. Ama daha sonra üzerine antenler yerleştirilerek 1. Dünya Savaşı'nda iki cephe arasındaki iletişimi sağladığı için 20 yıl daha kalması planlanmış. Fransızlar Eiffel Kulesi'ni hiç sevmediği için kaldırılmasını istiyor ama o kadar çok turist çekiyor ve Eiffel Kulesi o kadar ekonomiye yardımcı oluyor ki şu anda hala ayakta, hala burada. Şu anda bütün Avrupa'nın Fransa sembolü olarak bizimle birlikte duruyor. Arkadaşlar şimdi Şanzelize'ye giderken yolda bir tane pazar bulduk. İçine girdik. Ya her şey var bakın. Bayağı bildiğiniz et, yemek, her şey var içinde. Kaşıklı köfte yapmışlar. Her şeyimizi çalmışlar ha. Are you happy to be in Paris? Si. Oui. Arkadaşlar burada fark ettiniz mi? Biz iki dikkat eksikliği olan insan olarak hiçbir yere gidemiyoruz. Yolda gördüğümüz her yerde durup 5000 tane fotoğraf, video çektiğiniz için hiçbir şey yapamıyoruz. Ne diyorsun bu konuda? Bir şey görüyoruz. Thank you. Thank you. Arkadaşlar şimdi şu büyük Eiffel kulelerinden aldık iki renk. İkisi 12 euroydu. Türk olduğum için hemen orada bir pazarlık yaptım. 12 eurodan 10 euroya düşürdüm. Dedim nakit vereceğiz biz turistiz. Adam zaten çok şey yapmadı ya hemen. Tamam turist olduğunuz için 10 olsun dedi. Attık çantaya. Şimdi pazarı gezmeye devam ediyoruz. Bakalım karşımıza başka ne çıkacak ama büyük ihtimalle bir daha böyle bir şey almayız herhalde. Küçüklerden alırım belki. Bonsoir Paris. Şu anda Şanzelize Caddesi'ne girdik. Şanzelize Caddesi. Burada Champs-Élysées diye yazıyor. Şuraya yazmışımdır zaten. Şanzelize diye de okunuyor. Ben Şanzelize'yi ne sanıyordum biliyor musun? Böyle bir tepelik bir yerde bir kafe sanıyordum. Şanzelize'de kahve içelim falan diyorlar ya. Böyle bir kafe bir yer gibi bir şey sanıyordum. Şanzelize çok pahalı markaların böyle büyük. Aslında her türlü markanın olduğu bir yer. Ama özellikle bu hani lüks dediğimiz top seviye olan markalar. Burada dükkanları var. Şimdi orayı gezeceğiz. Birkaç yere gideceğiz. Birkaç siparişimiz var. Onları alacağız. Ondan sonra bir yere oturacağız. Zaten gezerken de çekerim. O zaman Şanzelize. Na ne gördük? Ben bunun olduğunu biliyordum ama onu görmek istemiyordum. Şansımı gördüm. Tam olarak şurada zafer takığı var. Tekrar mesela burası Mert kebapçısı mı? Yoksa başka bir şey mi? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Sephora'ya giriyoruz ve buradan bakalım neler alacağız. Siparişler alındı. Kasaya gidiyoruz. Şimdi tekstiliyi almadın mı ben bunlardan? Aldım. Şimdi Sephora'dan çıktık. Sephora'da şöyle bir şey var. Mesela sizin doğum gününüz ise size doğum gününüzde böyle bir çanta veriyorlar. Deneme ürünleri veriyorlar. Ürünlerin böyle minik minik boylarını veriyorlar. Ama Fransa'da şöyle bir şey varmış. Kart çıkartmanız ve o kartın en az 1 yıllık olması gerekiyormuş. O yüzden hani bir şey yapamadı kadın ama dedi size ürün verebilirim. Hani denemeniz için testir verebilirim dedi. Ben hemen şey dedim. Bana da verebilir misiniz dedim. Kadın böyle dedi. Tamam dedim merak etme merak etme. Hepsine ikişer tane koyuyorum falan dedi. Ben de bedavadan almış oldum. Bugün Evrin'in doğum gününden full yararlanıyorum yani böyle. Şimdi çıktık. Birazcık mağaza gezeceğiz. Şimdi çıktık. Birazcık mağaza gezeceğiz. Büyük ihtimalle oturduğumuz yerde falan açarım. Ya da böyle hani çok güzel bir yere gireriz orada açarım. Arkadaşlar biz geldik. Bakın manzaramıza bakın. Yolda var ya başımıza gelmeyen kalmadı. Şimdi bizim rezervasyonumuz saat 9'daydı. Rezervasyon yaptırırken sizden kredi kartı numaranızı alıyorlar. Çünkü eğer gelmezseniz ya da gecikirseniz sizden kişi başı 50 euro ceza kesiyorlar. Böyle olunca ben bilerek böyle 1,5 saat önce burada olacak şekilde planladım Google Maps'ten. Ona göre evden çıktık. Metroya bindik. Metro yavaş gidiyor. Bir şey oldu. Orada bir sıkışıklık oldu. Bir sıkıntı oldu. Ve biz doğru tarafa gidiyormuşuz başta. Sonra tabelada böyle bir şey oldu. Anladınız mı? Tabela bizi ters tarafa gidiyormuş gibi gösterdi. Ondan sonra biz indik. Karşı şeyden yeniden bindik. Doğru yere gidelim diye. Ondan sonra bir baktım tabela yine yanlış yeri gösteriyor. Ama diğer tarafa giden trene bindik. Ama yani şuraya 3-4 dakika geç kaldık. Ama var ya ben
kalp krizi geçirecektim. Gerçekten buraya yani koşarak geldim. Kartımdan çekecekler diye koşarak geldim. Yani kartımdan çekmeler önemli değil. Bugünün çok güzel olmasını istiyordum. Çünkü hani doğum günü hani bir özel bir gün, özel bir şey yapalım dedik. O yüzden bugünün çok güzel olmasını istiyordum ama böyle bir şey oldu ve hani gerçekten ömrümden ömür gitti derler ya, gitti yani. Şu an eğer 7 canlıysam 3'ü kaldı. 4'ü falan gitti yani. Yarısı gitti şu an ömrüm. Şimdi geldik. Masamız burası. Ya masamız böyle. Şu an şöyle bir manzaramız var. Ama ben rezervasyon oluşurken hani rica etmiştim güzel manzaralı bir yer olabilir mi diye. Kadına söyledim hani better view bir yer var mı diye. Çünkü burası bayağı daha salaş bir kısım. O taraf daha böyle lüks benziyor. Herhalde bizi oraya alacaklar şimdi. 20 dakika bekleyebilir misiniz dedi. Ben de dedim bekleyebiliriz. Bekliyoruz şimdi. Bakalım ne olacak. Bu arada nasıl buldunuz beni? Güzel olmuş muyum? Birazdan Emir gelecek. Onu da gösteririm. Bayağı güzel olduk. Bugün ikimiz de aşırı şık olduk. Şimdi bekleyin Paris fotoğraflarını. Instagram adresimi şuraya koyuyorum. Siz bu videoyu izlediğinizde ben zaten onları paylaşmış olurum büyük ihtimalle. Çok güzel fotoğraflar çekindik. Bununla daha çekilmedim ama çekileceğim. Gelecek adına konuşabilirim. Güzel olacağına eminim. Siz Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi kapatıyorum. Yeni yerimize geçtiğinde açacağım. Emir'i de göstereceğim. Bugün şık giyindik Emir'in doğum günü için. Şöyle manzaraya karşı oturduk. Birazdan da içeriği göstereceğim. Bizi şuraya alacaklar büyük ihtimalle. Arkadaşlar mekan aşırı iyi ve çok fazla talep olduğu için aşırı bir kuyruk oldu. O yüzden herhangi bir masa boşalmadı. O yüzden biz burada kalmaya karar verdik. Burada yemeğimizi söyledik. Şimdi yemeğimizi siparişini verdik. Yemeğimiz gelecek ve burada yiyeceğiz bundan sonra. Bakın size kuyruğu da göstereceğim. Bu arada şu an saat tam 10 oldu. Ve Eyfel parlamaya başladı. Bakın. Bu da kuyruk. Bakın. Taş. Şuradan başlıyor, şöyle geliyor. Yemeklerimiz geldi. Şunu beklemiyordum. Şu kadar beklemiyordum. Sen bekliyor muydun? Ben de bu kadar az beklemiyordum. Ve adam bize şey dedi, birlikte mi yiyeceksiniz dedi bir tava. Biz de dedik ki hani farklı tatlar denemek için evet dedik ama ben şey sandım. Hani o kadar büyük ki acaba paylaşacak mısınız aynen diye düşündüm. Ve gelene bakın. Bari 4 tane yapsaydınız 3 tane koymuşlar. Bakın bu da benimki. Şurada küçük bir et var. Belki görmüyor olabilirsiniz ama orada. Manzaramız da bu şekilde oldu. Az önceki yerin bir yanına kaydık. Bunlar kalkınca hemen dedim ki biz buraya geçebilir miyiz? Geçebilirsiniz dediler. Şimdi şurada tatlı patatesimiz var. Bende french fries var. Beef yani dana etimiz var. Bir de şöyle bir kuzu etimiz var. Yanında da soslarımız var. Böyle güzel bir masamız oldu. Bugün Emir'in doğum günü olduğu için ona böyle bir sürpriz yapmak istedim. Ben dışarı çıkarmak istedim. Şimdi kartıma bir 50 bin lira atmam gerekiyor galiba. Ne kadar gelecek hiç bilmiyorum. Thank you. Evet arkadaşlar işte o an geldi. 120 euro gelmiş. Hesabımız geldi. Şöyle 120 euro gelmiş. Can I pay with cards? Please. Everything was alright. Everything was great. Öderken bir de sistem bağış alıyor. Bir de 24 euro da servis ücreti almış bizden. Neyse ya, helali hoş olsun. Emircim gelsin, onun da bir doğum gününü kutlayalım dışarıda. Ondan sonra videomuza devam edelim. Bizi de alın, bizim doğum günümüz. Bizi de alır mısınız? Arkadaşlar düşünsenize yürüyorsunuz ve yanınızdan şöyle bir şey var. Ay inanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Gel yürüyoruz ve yanımızda şöyle bir şey var ya. Neyse. Sabahki yola geldik. Şimdi daha kalabalık. Büyük ihtimalle şu an fotoğraflar ve videolar daha güzel çıkacak. O yüzden birazcık heyecanlıyım. Arkadaşlar şunu fark ettiniz mi? O radyo anteniymiş biliyor muydunuz? Birinci Dünya Savaşı'nda iletişimi kolaylaştırmak için kullanılıyormuş. Arkadaşlar şimdi biz sabah çekindiğimiz yerde video çekiyorduk. Sonra şöyle bir yere geldik. Yine manzaralı bir yer. Burada çekilecektik. Biz tam orada video çekerken saat 22.45'te ışıkları kapattılar. Ben de dedim ki herhalde 15 dakika sonra açılacak yani 12'de açacak. 15 dakikalık bir ara veriyorlar. Biz hemen buraya geldik inelim diye. Ama tamamen kapatmışlar. İnternette 1 yazıyor ama 11.45'te kapatıyorlar. Haberiniz olsun. Şimdi Emir'e hediyesini verelim. Arkadaşlar şimdi Eyfel'e karşı durduk. Emir'e artık hediyesini verme vakti geldi. Tahmin edebiliyor musun ne olduğunu? Hayır. Yani Emir'e hediye almak zor. Şey doymuş bir insan. Hop Ankara'ya ışınlandınız. Bugün günlerden 9 Ekim 2023. Şimdi sizinle birlikte Emir'in hediyesini paketleyeceğiz. Bu hediye için çok heyecanlıyım çünkü Emir'in çok istediği bir hediyeydi. Hediye bayağı bu şekilde geldi. Şimdi kısa bir hikaye anlatacağım. Bunun hikayesini anlatırken bu sırada da hediye paketi yapacağız. Ben böyle renkli renkli hediye paketlerinden çok hoşlanmıyorum. Dolayısıyla kendi paketlemeyi çok hoşlanmıyorum. Şöyle craft kağıtları aldım. Bir tane alacağım. Emir'in bir tane gözlüğü vardı. Kendisi bu gözlük. Takayım. Bu
Bu gözlüğü kırıldı. Ve Emir bu gözlüğü çok seviyordu. Daha sonra biz bu gözlüğü ara tara her yere baktık. Hiçbir yerde yok. Türkiye'de hiçbir yerde yok. Atasum Optik'te satılıyor bu arada bu. Bu iBlock'un mavi ekran gözlüklerinden bir tanesi. Emir bunu 2-3 yıldır kullanıyor. Biz Belçika'ya gittiğimizde bu gözlüğü kırıldı. O günden beri de biz bu gözlüğü arıyoruz. Ama hiçbir yerde yok. Ve Emir aşırı derecede bunu istiyordu. Ne yaptım biliyor musunuz? Gittim Atasun'un tek tek şubelerini aradım. Her yeri aradım ama bakın. Harf sıralamasına A'dan başladım Z'ye kadar hepsini aradım. Çıldırdım. Neyse gözlük yok abi. Ben hani doğum günü hediyesi için istiyorum. Çünkü Emir hiçbir şey istemiyor. Hiçbir şey beğenmiyor. Çok zor bir insan bu çocuk. Ondan sonra ben bir video çekiyorum. Ve video çekerken de Elif şöyle bir söz söyledi. Orada aldığım bir tane ceket var. Elif bu ceketin small'unu bulamıyor. Dolap uygulamasında sıfırını İki katı fiyatını buluyor, hemen alıyor. Dedim ki ya şansıma bir bakayım dedim, ne kaybederim ki dedim. Sadece iBlock yazdım. Karşımda bu. Sıfır. Kadın almış, hiç kullanmamış. İçinde şeyleri falan var. Yani gerçekten o kadar çok içindeyim ki. Ta-ta! Çok güzel oldu. Şimdi bunu Emir'e vereceğiz. Böyle düşünülmüş hediyelerin hastasıyım. Bu arada bir şey soracağım. Bu yaşadığım en güzel doğum günüydü dedi mi Emir? Böyle bir şey dedi mi? Böyle bir şey oldu mu? Merak ediyorum böyle bir şey olmuştu mu? Bana haber verin. Bay bay, gelecekte görüşürüz. Ne aldın? Ne yaptın? Ya ben çok duygulanıyorum böyle şeylerde ya. Ben paketledim, belli oluyor yani. Gözlüğü mü buldun? Ne? Ne buldun? Gözlük mü bu? Oha, buldun mu? Hayır, aynısı mı? Değil. Aynısı değil. Değil ki. Aynısı. Hayır değil. Yanlış hediye aldım. Hayır aynısı. Hayır değil. Gri. Hayır aynısı. Değil. Ya bu küçücük gözlük. Bak, küçük oldu, bana da birazcık aklıma geldi bu arada ama. Nereden buldum sandım bunu? O bu Emir. Ya değil. Hadi küçük bir boy galiba. Emir bu o gözlük ya. Gökberk'te aynısını buldum sanmış. Aynısı. Ya değil. İnanamıyorum. Gerçekten şu hediye için o kadar heyecanlıydım ki. Teşekkür ederim. Neyse yine de teşekkür ederim. Çok gülesim geldi ama. İnanmıyorum. Senin burada ne işin var? Çok heyecanlanmıştım ben ya o gözlükten buldun diye. Beni düşün. Neyse yine de çok teşekkür ediyorum. Ben de güzel bir şeyler söyleyeyim. Şu an en yakın arkadaşımla Paris'teyim. Yani doğum günümde daha mutlu olamazdım herhalde. En güzel geçirdiğim doğum günlerinden bir tanesi. Ya birden böyle bir plan yaptık. Hani zaten sürekli bir yerlere gitmeyi düşünüyorduk. Ben de bir yerlere gitmeyi düşünüyorum ve Paris her zaman benim hayalimdi ama gidecek bir arkadaşım yoktu. O arkadaşım Gökberk oldu. Bence çok güzel bir doğum günü oldu. Bence de çok güzel. Gerçekten çok teşekkür ederim her şey için. Ne demek? Ben galiba videomu burada kapatacağım. Artık videoyu burada kapatıyorum. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Benim yine moralim bozuldu ya. Ya aynısından ben var ya. Çok heyecanlanmıştım. Yani paketinden böyle bir tahmin ettim. Ama değil, vallahi değil aynısı. Eve gidip kontrol edeceğim. Bu videoyu da burada kapatıyorum. Bu birazcık daha doğum günü vlogu gibi bir şey oldu. Bundan sonraki hafta gelecek vlog daha böyle turistik, yemek denemeli, daha böyle gezmeli bir video olacak. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu ve bunun gibi videoları kaçırmamak için aşağıdan kanalıma abone olabilir, beğenebilir ve bir yorum bırakarak bunu bana gösterebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Thank you.